Merhaba, ben Teoman Kumbaracıbaşı. Kuruluş Osman dizisinde Togay karakterini canlandırıyorum. Merak edilen sorular var, onları yanıtlamaya çalışacağım. İyi seyirler. Şimdi ilk geldiğim günü hatırlıyorum, daha o zaman çalışıp çalışmayacağım kesin belli değildi. Muazzam bir plato. Yani ülkenin bir kazancıdır bu. Bu geleceğe güven veren bir şey. Çünkü bu çapta bir prodüksiyonu sorunsuz çekebildiğimizin ispatı bu dizi. O yüzden insan mesleğinin böyle bir döneminde bu kadar büyük bir prodüksiyonda çalışmanın kıvancını yaşıyor açıkçası. Çünkü hem çekebiliyoruz, hem yapabiliyoruz, hem çok hızlıyız. Dünyayla çok iyi rekabet ediyoruz bu meselede. Bir de izleniyor. Yani hani sadece ülkede değil, ülke dışında izleniyor. Bu da açıkçası ülkenin yavaş yavaş sinemanın aslında seyirci üzerindeki etkisinin zaman zaman diplomasiden, savaştan ve başka yöntemlerden ne kadar daha etkili ve estetik olduğunu anlamış olduğunu gösteriyor. O açıdan gerçekten mutluyum böyle bir şeyle karşılaşmış olmakta. Böyle şakalaşırken konuşuyoruz. Burası bir büyük bir lokomotif ve çok hızlı giden bir tren. Yetişen kalır. Trende kalabilmek için hani senin de çok hızlı olman lazım. Yani hani karaktere adaptasyon işte. Şimdi işte bir 3 bölüm sonra ısınayım da oynayayım falan gibi bir şansın yok burada. Yani girdin, oynayacaksın. Çat çat çekeceksin. Çok hızlı adapte olacaksın. Çok hızlı karakteri oluşturacaksın. Hani öyle bir vakit de yok burada. Yani 2 saatin üzerinde bir yayın süresi var. Reklamla beraber 4 saati buluyor. Belki özetle beraber. Şimdi bu zamanı sıkılmadan seyretmek için çok yüksek çaba gösteriyor set. Muazzam çalışkan insanlar. İşini çok çok iyi bilen bir ekip var burada. O zaman da çok rahat ettim. Yani ben de açıkçası ön yargılıydım. Yani çok açık sözlü olmam gerekirse ön yargılarım çok hızlı kırıldı ve çok hızlı da adapte oldum. Ekiple de kaynaştım. Yani bu konuda keyfim çok yerinde diyebilirim. Kesin olarak acımasız bir karakter Togay. Acımasız olması da gerekiyor. Başka türlü hayatta da kalamaz. Bir de hayvansı ön sezileri var. Yani bir şeyin problem olup olmayacağını daha önceden de sezebiliyor. Belki topraktan aldığı bir kuvvet var. Doğadan aldığı bir kuvvet var. Doğayla bütünleşik bir yaratık olduğu için belki o güçleri daha yoğun bir şekilde kullanabiliyor. Belki o dönemde de hikayeye ben yakıştığını düşünüyorum Togay karakterini. Ben de çok şanslıyım yani bana bu rol verildiği için. Tepkileri okuyorum yani yetişebildiğim kadar insanlar. Tabii çok başarılı bir Noyan karakterinin oğlu olarak almak, hani bir miras da devralarak gittik. Ama galiba mahcup olmadık diye düşünüyorum. Açıkçası hiç böyle bir şeyim yok yani ne diyeyim, hani böyle oyunculukta böyle hoşuma giden bir şey o karaktere ait diye düşünürüm hep, yani onun şeysi gibi düşünürüm. Şöyle bir şaka yapayım, şuradan köyü alıp götürmek isterdim açıkçası. Çünkü çok başarılı yani, hani anlıyor musun? Müthiş bir sanat yönetimi yani, dünyadan ne farkı var, hiçbir farkı yok. Fazlası var, eksiği yok. Yani muazzam bir arazi. Yani çok büyük emek var. Şimdi yani sadece şimdi sanatta emeğe saygı başka bir konudur. Yani sanatta sonuç önemlidir. Ya da diyelim ki biz eğlence sektörünün bir parçasıysak orada sonuç önemlidir. Yani çok çalıştım ama kötü senaryo. Çok çalıştım, kötü oynadın, olmaz. Yani kimse sen çok çalıştın diye sana bir şey vermez yani. Sen iyi bir şey yaparsan. Şimdi burada muazzam bir iş var. Yani bu muazzam işin kendisi zaten seyirci onun karşılığını veriyor. İleride umarım başka koşullarda çok daha iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Bu sahne sahne hepsine, hangi sahne olursa olsun hepsine söyleyebileceğim bir cevap. Yani her sahnede bir şaşkınlık. Ya bunu mu yapacağız şimdi gibi, ama herhalde bunların şu ana kadar çektiklerimin şahı topraktan çıkma sahnesi. Yani diğerleri de yani onun altında değil. Yani ata biniyorsun, iniyorsun. Yani şimdi 3 bölüm 15 leş. Çok hızlı
bir şeye gidiyor. Süratli gidiyor bu iş. Yani tabii şimdi Osman'ın sözlerini de ciddiye almak lazım. Çünkü benim nasıl hani geleceğimin ne olacağıyla ilgili sırlar aslında Osman'ın sözlerinde saklı. Yani bu son bölümde onun seyirci eğer hani oradaki sözlere dikkat ederse hani benim hikayemin nasıl gelişeceği de biraz orada sırları var. Yani toprak altındaki sahnede mesela bana şöyle çok soru geldi. Yani fake mi, işte fotomontaj mı falan, hiçbir şey fotomontaj değil yani. Hiçbir şey orada fotomontaj değil. Gerçekten toprağın altında nefes alıp iyi misin diye soruyorsun, cevap veremiyorsun. Mesela öyle bir şey var. Yani böyle pipet falan da nefes almıyorsun yani. Bayağı toprağın altında bir süre kalıyorsun. Hatta belki 5-10 dakika kaldım altında. Hayatımın diyeyim yani bu işin değil, hayatımda çektiğim en ilginç sahne. Yani topraktan kalkıp sonra işte Moğolca konuşmak falan. Hani hayalinde görsen ne yapıyorsun sen falan diyeceğim bir şey ama çok güzel oldu. Yani ben çok mutluyum çıkan sonuçta açıkçası. Evet ya, aslında şöyle bir şey var. Tabii bu işin görünen tarafları çok güzel ama şöyle bir sözüm olabilir açıkçası. Şimdi çok eleştiri oluyor mesela, senaryoyla ilgili oluyor, işte mizansenlerle ilgili şeyce bu çok doğaldır. Ama şunu göz önünde bulundurmalarını isterim. Yani mesela kimle karşılaştırılınca eleştiri görüyoruz? Yani dünyada hangi prodüksiyonlarla karşılaştırılınca eleştiri? Mesela Game of Thrones'la değil mi mesela? Onunla anılıyor mesela. Şunu söylemek isterim. Ben şunu çok isterim gerçekten. Bu senaryoyla ilgili bu eleştirileri yapan insanların bir senaryo grubu kurup bir senaryo yazmalarını çok isterim. Ve o senaryonun çekilmesini. Ben size çok açık bir şey söyleyeyim. Game of Thrones ve benzeri büyük prodüksiyonlu, çok paralı çekilen işleri bugün televizyona koyun, bir reyting almaz. Bir reyting almaz. Bırak ilk ona girmeyi. Hiçbir şansı yok. Şimdi burada başka dengede, yani burada insanlar, çok kafaları çalışan insanlar bu işleri yapıyor. Yani bunu göz önünde bulundurmak lazım. Sizin gördüğünüzü yapım, senaryo ekibi, oyuncular, yönetmenler, hani ben 35 yıldır yapıyorum bu işi. Görmüyor muyuz biz yani? Ne sınıf yürüdüğünü bilmiyor muyuz? Yani öyle bir şey olabilir mi? Bu işin profesyonelleri bu insanlar. Şimdi bunların görmediklerini siz görüyor olamazsınız ya. Bu çok açık bir şey. Hatalar olur, eksikler olur. Daha doğru ama emin olun ki bunu herkes görüyor. Ama burada insanlar canlarını, dişlerini takmışlar. İnanılmaz bir sürat, özen ve kabiliyetle çalışıyorlar. Bunu baştan bir takdir etmek lazım. Eleştiri tamam ama şimdi kara çalmak o başka bir şey yani. Hani o bence çok doğru bir şeydi. Yani şeyi çevirmek lazım. Emeğe saygıdan bahsetmiyorum. Yapılan işin zorluğuyla ortaya çıkan sonuç iyi bir kesişim. Fena değil yani. O daha iyisini yapacağız yani. Ama daha iyisi de önümüzdeki zamanda olacak. Diziye yeni dahil oldum ama hem ekibin, hem yönetmenlerimin, hem yapımın gösterdiği olağanüstü destek bu karakteri canlandırmamda bana ışık oldu. Ve seyirci karakteri sevdi. Bu çok büyük bir mutluluk. Hepinize çok teşekkür ederim.